Çanakkale'nin yeni kordon bölgesinde dün gece gerçekleşen olayda korku dolu anlar yaşandı. İddialara göre bir grupla kavga eden bir şahıs olay yerinden uzaklaştıktan kısa bir süre sonra pompalı tüfeğiyle tekrar yeni kordona geldi kavga ettiği grubun üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Çevrede oturan vatandaşlar ise korkudan çevrede bulunan kafelere sığındı. Ateş eden şahıs olayın ardından arabayla kaçmaya çalışınca emniyet güçlerinin yerinde müdahalesiyle kısa sürede yakalandı pompalı tüfek ise yeni kordonda atılmış halde yerde bulundu. Çanakkale Merkez Barbaros Mahallesi'nde yer alan yeni kordon son yıllarda vatandaşların en çok vakit geçirdiği alanların başında. Sadece kafeteryalar değil, kumsalda yaz boyu özellikle akşam saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar iğne atsan yere düşmeyecek hale geliyor. Ancak vatandaşların giderek artan ilgisine karşılık bölgede yaşanan bazı olaylar akıllara yeni kordonun ne kadar güvenli olduğu konusunda soru işaretleri geri de getiriyor. Vatandaşlar her ne kadar daha yaz gelmeden yaşanan olayı münferit bulsa da kalabalıkların daha da artacağı yaz mevsimi için bir takım güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Olay hakkında Ton TV'ye konuşan vatandaşlar yaşananların münferit olduğunu her şeye rağmen Çanakkale'nin güvenli bir şehir olduğuna inanıyor. Güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum çünkü kimse beklemiyordu bunu. Ben şok oldum ilk duyduğum zaman. Çanakkale'nin Türkiye'deki ününü biliyoruz. Hatta e, arkadaşım geldi benim uzaklardan. E, ben buraya öğrenci olarak geldim. Şaşırdı yani. Biz de çok şaşırdık. Umarım bir daha olmaz. Çünkü bayağı bir curcun olmuş. Biz burada değildik. E, bilmiyorum, güvenlik zafiyeti olduğunu da düşünmüyorum. Yani polis abilerimin, bekçi abilerinin e, hakkını yemeyelim yani o konuda. Bunu istiyorum. Biz daha uzakta oturuyoruz. Dün akşam yaşanan olaydan da haberimiz ancak internetten oldu. Haberlerde okuduk. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Akşamları biz geçen sene ve belki sene, iki senedir Çanakkale'deyiz. Gezerken 12'den sonraya çek, geç kalmadık açıkçası. Bir güvenlik de kaygısı da hissetmedik. Bunlar minferit olaylar gibi geliyor bize ama yani sonuçta Çanakkale çok güvenli bir yer. Bizim yaşadığımız yer de öyle. Biz Cevat Paşa Mahallesi'ne oturuyoruz. Yani çok böyle zevkli, çok böyle mutlu olarak buraya geldik. Çok da güzel vakit geçiriyoruz burada herhangi bir endişe yaşamıyoruz açıkçası. Olay hakkında bilgim yok ama ya güvenlik tabi olması lazım ama ee, nasıl bir şey olacak onun hakkında da bir bilgim yok. Geziyoruz ama ben doğma büyüme buralıyım. Gayet de rahat geziyoruz tabii ki de arada sırada böyle olaylar oluyor ama yani çok sık olmadığı için hoş karşılıyoruz yani. Yani bana göre yok.